muhteşem. Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız gördüğünüz gibi gene videonun başındayım. Dostlarım, bir şey sormak istiyorum. Sizler benim kardeşimsiniz. Sakallı halim mi yoksa sakalsız halim mi? Cidden yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bugün başlıkta görüyorsunuz. Lionel Messi'nin Paris'teki en kötü maçıyla karşınızdayım. Bakalım Lionel Messi Paris'teki en kötü maçında neler yapmış, onu göstereceğim sizlere. Videoya geçeceğiz ama öncesinde şu garip kardeşiniz, biliyorsunuz ki dostlar 1 milyon olmaya çalışıyor. Sizlerden ricam, içinizden geliyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Yapmazsanız canın sağ olsun, sıkıntı yok, seviliyorsunuz. Hadi videomuza geçelim, bakalım Lionel Messi Paris'teki en kötü maçında neler yapmış. Dostlarım, tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum linç yememek üzere. Videomuz alıntı dostlar. Yabancı bir arkadaşımdan aldım. Zaten yıllardır aynı sektördeyiz. Tanıyorum onu da. Açıklama kısmına linkini bıraktım. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Dostlar, şunu sormak istiyorum sizlere. Gerçekten bu soruyu merak ediyorum. Sizler benim kardeşimsiniz, futbol seversiniz. Biz burada beraber futbol konuşuyoruz, beraber eğleniyoruz. Lionel Messi Barça'da gol atarken neden Paris'te gol atamıyor? Neden Barça'da takır takır gol atarken burada bu adama ne oldu da bu adam burada gol atamıyor dostlar? Bana bunun açıklamasını bir futbol sever olarak, bir futbolu böyle canı gönülden seven bir kişi olarak, futboldan anlayan bir kişi olarak lütfen yorumlarda yazın. Ne oldu bu adama kardeşim, ne oldu? Tabii ben burada kendi düşüncemde söyleyeceğim. Bir yandan maçı takip edelim, bir yandan ne yapalım, sohbet edelim. Şimdi bana göre Messi'nin Paris'teki en kötü maçı bu dostlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Lionel Messi çok üzüldü. Aynı zamanda tam anlamıyla o derbilerdeki Lionel Messi göremedik. Daha doğrusu hani tamam, ilk maç 24 dakika oynadı. İkinci maç Şampiyonlar Ligi maçıydı. Hani rakip biraz dişçi çıktı. Ve orada direkten dönen bir pozisyonum var. Topum var daha doğrusu. O gol olsaydı çok farklı bir şey olacaktı zaten. Bunları konuşmayacaktık. Burada da bir tane direkt var. Adam gusülsüz mü çıkıyor onu da bilmiyorum. Ama gol olsaydı Ronaldo'nun gollerine nazaran çok daha güzel goller olacaktı. Çok klas goller olacaktı ama olmadı. Burada tam anlamıyla kendini kanıtlayamadı ve hocası bir bahane söylemeden sözde daha sonra diyor ki işte sakatlığı vardı o yüzden çıkardım, ama Lionel Messi'nin bu sakattan haberi var mı acaba? O ayrı bir konu. Şimdi gazeteler diyor ki Lionel Messi sakatlanmış, ondan çıktı işte idmana çıkamıyor falan filan. Farklı bir de konu olabilir, bunları konuşmak istemiyorum şu anda. Asıl önemli olan bu adam neden gol atamıyor dostlar? Neden gol atamıyor? Yani bunu bana bir açıklamasını yapın dediğim gibi. Benim düşünceme göre... Bir dakika. Şükür tamam. Acayip buram öküz oturdu ya. Benim düşünceme göre şimdi farklı birlik, bu adam yıllardır Barça'da oynuyor değil mi dostlar? Yıllardır İspanya Ligi'nin o sertliğine, o dinamizmine, nasıl açacağına, neler yapabileceğine ve Barça'nın uyum sistemini biliyor. Yıllardır bu adam altyapıdan yetiştiği için İspanya Ligi'ni böyle gözü kapalı biliyor. Bir taksici gibi. İstanbul'u bilen bir taksici gibi biliyor dostlar. Veya oturduğunuz semtin işte şehrin taksicisi gibi bütün yolları biliyor. Ancak burada yeni birlik, yeni bir sistem, yeni bir hoca ve çok farklı bir oyuncu stili var burada. Bu adamın bu lige alışması için, bu oyun stiline alışması için biraz zaman gerekiyor. Bu doğru bir şey ama bahsettiğimiz oyuncu Lionel Messi dostlar. Hani bu adamı gömmeyin de. Çünkü bu adam öyle bir adam ki çıkar, bir sonraki oynadığı maçta hat-trick koyar, 3-4 tane gol atar, herkes susturur. Ronaldo, Messi bu gibi oyuncular. Aman diyorum, böyle ağır eleştirilere gelmezler, patlama yaparlar. Şimdi Cristiano Ronaldo Juventus'ta ilk 4 maçında gol atamadı. Bu da çıkar bir şey. İlk 4 maçında gol atamadı çünkü uyum süreci vardı. Onu geçtim. Bazıları diyor ki işte Ronaldo diyor Manchester'a gitti, adam takır takır gol atıyor dostlar. Bakın şöyle bir şey var. Ronaldo daha önce oynadığı, bildiği bir lige gitti. Tamam, Ronaldo çok iyi bir golcü ama Lionel Messi'nin pasları da herkes atamıyor. Ya onu geçtim. Adam 3 maçta 4 gol attı. Adam zaten Terminator. Adam tam bir golcü. Ve ön tarafta adam şu anda tek. Yani Rashford'u geçtim, Greenwood'u geçtim, tek. Ancak Paris'te ön tarafta 3 kişi gol arıyor. Mbappe, Neymar, Messi. Ve ister istemez tabii ki de biraz bencillik olabiliyor ve gol yükü biraz da hani Lionel Messi'den kaçıyor. Bu aşikar bir şey. Ve Lionel Messi tabii takımın şu anda tam anlamıyla şey değil. Böyle yetkili kişisi değil. Barça'da oynarken bu şekilde penaltıları, frikikleri çok güzel kullanıyordu. Kendi atabiliyordu. Ancak Neymar'ın zaten bu maçta ona vermediği bir penaltı var. Ona hiç yakıştıramadım. Çünkü Lionel Messi Barça'dayken ona bu penaltıyı vermişti ve kariyerinde tekrardan yukarı çıkmasını sağlamıştı. Ancak Neymar kendi düşünen biri olduğu için penaltıyı ben atarım dedi ve Neymar'a ve Messi'ye ayıp etti dostlar. Bazen ben de tekleyebiliyorum. Yani demek istediğim, Messi'nin biraz zamana ihtiyacı var ama en kötü maçı, çok üzüldüğü maçlardan en başında bence bu geliyor dostlar. Gerçekten Lionel Messi için tam bir hayal kırıklığıydı. Bizim için de öyle. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum dostlar. Videomuz bu kadardı.
Kendinize çok iyi bakın dostlar. İnşallah hayatınız güzel gidiyordur. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Mertcan Karadeniz ailesi. Video hoşunuza gittiyse beğenip lütfen kanala abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay.